Gündem dışı 3. söz, Berat Kandili nedeniyle söz isteyen Ankara Milletvekilimiz Sayın Emrullah İşler'e aittir. Buyurun Sayın İşler. Süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bu anlamlı gecenin mübarek Berat Kandili'nin sizlere, ülkemize ve insanlığa huzur ve barışa vesile olması temennisiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Necip milletimiz başta olmak üzere yüce heyetinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rahmet, mağfiret, bereket ve şifaya olan mübarek Ramazan ayının habercisi Berat gecesini, bütün dünya ve insanlık ailesi büyük bir salgın hastalığın sebep olduğu acılarla ve kederlerle karşılıyor. Bu kandil akşamında yeryüzünün dört bir tarafında gelen yüce yaratıcıya yakarışlara, yalvarışlara, güzel ülkemizden yükselen ezan sesleri, dualar ve samimiyetle akıtılan gözyaşları ile eşlik edeceğiz. Türkiye'mizin bütün hanelerinde, kıvançta ve tasada, milletçe birlik ve beraberlik bilincimizin tezahürü olarak hep birlikte evlerimizden ellerimizi semaya kaldırarak yüce Allah'ımıza yalvaracak, ondan aciz kullarına acımasını ve acil şifalar lütfetmesini dileyeceğiz. Berat gecesi ve müjdesi olduğu Ramazan ayı, ahiretin tarlası hayat yolculuğumuzda insanlığımızın muhasebesini yapabilme fırsatı veren yüce Allah'ımızın ikramı olan özel zaman dilimleridir. Berat gecesi bizlere insan olmak sorumluluğumuzu nasıl icra ettiğimizi ve bütün bir varlık alemiyle ilişkimizin nasıl cereyan ettiğini gözden geçirme fırsatını vermektedir. Duralım ve düşünelim. İnsan olarak ne yaptık? Ne yapmaktayız? Bireysel olarak insanlık halimiz nasıl? Toplumsal olarak insanlık halimiz nasıl? İnsan-insan ilişkimiz ve insan-evren ilişkimiz nasıl? Bu gecede bu ve benzeri yüksek insanlık sorularına vereceğimiz cevaplar, yaşadığımız bu büyük musibeti ola ki rahmete dönüştürecektir. Çünkü Berat gecesi ilahi sevginin ve şefkatin tecelli etmesiyle bütün aleme yayılan bağışlanmaktır, rahmettir ve şifadır. Bütün insanlığı çaresiz bir gelecek endişesinin kapladığı bu günlerde bütün insanlık alemi için bir ışık ve umuttur. Af, arınma ve kurtuluş olan Berat gecesi hakkında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın dünyaya sevgi ve şefkatiyle tecelli ederek fecre kadar bağışlanmak dileyen yok mu onu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim, belaya düçar olan yok mu ona afiyet vereyim buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Devlet yetkililerimiz ve bilim insanlarımızın insanlığı kazıp kavuran koronavirüs mikrobuna çare bulmak için her türlü idari, ilmi ve teknolojik çalışmaları büyük bir gayretle sürdürmeleri hadis-i şerifte ifade edilen müjdeye erişmeye bir yol aramaktır. Öte yandan bu kutsal gecede her birimiz kendi varoluş alanında bu müjdeyi hissetmeye çabalamalı, hep birlikte ve içtenlikle sevgili Peygamberimizin bu müjdesine kalbi dualarımızla katılmalı ve yüce Allah'ın merhamet, sevgi ve şefkatine sığınıp yardımını lütfetmesini istemeliyiz. Aslında her insanın beratı kendi elinde ve kendi sorumluluğundadır. Her musibette olduğu gibi bu kriz döneminde de sıkıntı ve zorlukları birlikte göğüsler, nimetleri paylaşır, fakir fukaraya sahip çıkar, ihtiyaç sahibini görüp gözetir ve içinde yaşadığımız kainata, çevreye, tabiata, tüm yaratılmışlara ve bütün insanlara sevgi, şefkat ve merhamet gösterebilirsek inşallah tüm yeryüzü Darüsselam'a yani barış ve güvenlik yurduna dönüşecektir. Bu zor zamanlarda kalbimizden kin, nefret, haset, öfke ve düşmanlık duygularını atıp sevgi ve barış yolunu tutarsak yüce Rabbimiz bizleri bağışlar ve nimetlerini lütfeder. Kendimiz için istediğimiz güzellikleri başkaları için de isteyebilirsek Cenab-ı Hak bizlere tüm güzellikleri ihsan eyler. Mazlum ve mağdur insanların, zorda ve darda kalmış kardeşlerimizin imdadına yetişebilirsek yüce Rabbimiz bizlere beratımızı lütfedecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat gecesini tebrik ediyorum. Bu gece vesilesiyle içinde bulunduğumuz şu zor günlerde yaratılmışların en şereflisi insanı yaşatmak için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza, musibetten kurtulmamız konusunda fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize, belediye çalışanlarımıza, bütün kamu görevlilerimize gönülden teşekkürler sunuyorum. Bu kıymetli insanlarımıza Yüce Allah'tan sabır, metanet ve gayret vermesini niyaz ediyorum. Bu amansız hastalıktan ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır. Tamamlayız enişler. Bu hastalığın yayılmaması için evde kal çağrısına hassasiyetle uyan büyüklerimize, gençlerimize ve bütün duyarlı vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Suriye, Filistin, Yemen, Libya başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşının bir an önce dinmesini, milletimize zeval vermemesini, Muhammed ümmetini iyiliğe kavuşturmasını, tüm beşeriyeti hidayete eriştirmesini ve Ramazan-ı Şerif'e barış, huzur ve güven içinde milletçe kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha siz değerli milletvekillerinin ve ekranları başında bizleri izleyen Necip milletimizin Berat Gecesi'ni tebrik eder, saygılar sunarım. Değerli milletvekilleri, şimdi sisteme giren değerli milletvekillerimize söz vereceğim. Tabii bu sürecin zorluklarını bilerek biraz konuşmaları kısa tutmakta yarar var değerli arkadaşlarım. Ben ilk 30 milletvekiline söz veriyordum ama bugün bir ilk 20 yapayım diye düşünüyorum. Yani zamanı sizler lehine kullanarak bir an önce sizleri temiz havayla buluşturmak için de bir çalışmayı yürütelim hep beraber. Bugünler böyle olsun. Bunların telafisini daha sonra yaparız hep beraber. Sayın Şimşek. Sayın Başkan. Sayın Başkan, Berat Kandili'ni kutluyorum. Türk ve İslam alemine sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Koronavirüs sebebiyle 20 milyona yakın öğrenci okullar tatil edildiği için evlerinde durmaktadır ve bunların birçoğu da uzaktan eğitim görmektedirler. Çağrım Ulaştırma Bakanlığı'nadır. Bu süre zarfında bu öğrencilerimizi bir nebze rahatlatacak, internetin bedava olmasına ya da bedava yapılamıyorsa bunun en az %50 indirimli olarak sunulmasına. Çünkü toplumun büyük bir kısmı evde olduğu için ekonomik seviyelerde ortada. İnternet ve sosyal medya ve ders görüyorlar. Aynı zamanda internet üzerinden, YouTube üzerinden öğrencilerimiz ders görüyorlar. Bu konuda hükümetin gerekli kararları alarak bu internet iletişimi sağlayan firmalara verilecek talimatlarla internet erişiminin bu süreç içerisinde bedava olmasını talep ediyor. Saygılar sunuyorum. Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Berat Gecesi biz müminlere Yüce Allah'ın kurtuluş beratı sunduğu ilahi ve müstesna bir gecedir. Her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan kurtulmak için güzel bir fırsattır. Berat Gecemiz İslam alemi ve tüm insanlık için Covid-19 virüsünden kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasına, dargınlıkları ve küskünlükleri unutup dostluğa, kardeşliğe, barışa, daha da önemlisi birlik ve beraberliğimizi yeniden tesis etmemize vesile olacak müstesna bir gündür. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in habercisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi'nin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Covid-19 virüsünden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm hastalarımıza da acil şifalar dileyerek Berat Kandilimiz mübarek olsun diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Durmuşoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Bu akşam idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi'nin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kendini sağlık hizmetine adayıp gecesini gündüzüne katarak her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs gelen doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutluyorum. Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz şu günlerde birçok ülkenin sağlık sistemi çökerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlık alanında yapılan dev projeler sayesinde sağlık sistemimizin ne kadar güçlendiği bir kez daha görülmüş oldu. İnşallah özverili ve fedakarca bu ülke için hizmet eden kahramanlarımız sayesinde bu zorlu süreci atlatacağımıza yürekten inanıyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Topal. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, ben her zaman bu kürsüde toplumun sorunlarını dile getiriyorum. Bu sefer teşekkür etmek için söz aldım. Öncelikle size başta olmak üzere değerli arkadaşlar, kuvvette mahsur olan Hataylı hemşerilerimizin Türkiye'ye getirilmesi noktasında Sayın Dışişleri Bakanımıza, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'e, yine AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz Sayın Kadim Durmaz'a ve yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a ve AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Hacı Bayram Türkoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve diğer ülkelerde aynı hassasiyeti bekliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin ve tüm insanlığın bu ölümcül salgından kurtulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadığı zaman neler olabileceğini hep beraber görüyoruz. Virüsün yayılımını durdurmak ve tamamen kurtulmak için sosyal izolasyona mutlaka uymalıyız. Kendimizi adeta karantinaya almalıyız. Maske takmalı, sosyal mesafeyi korumalıyız. Ellerimizi gerektiğinde de usule uygun olarak yıkamalıyız. Müslüman olarak bela ve musibetler karşısında duruşumuzun 3 temel ilkesi vardır. Bunlar tedbir, tevekkül ve duadır. Alınan tüm tedbirlere titizlikle uyarken bu mübarek gecede ve her zaman tevekkül ve dua ile Allah'tan yardım isteyecek, takdire de rıza göstereceğiz. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza da acil şifalar diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bayrak Tutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biraz önce telefonla Artvin'in Arabi ilçesinden ilçe başkanımız Erkan Yazıcı beni aradı. Arabi'deki yurttaşlarımız her ne kadar biz meclis genel kurulunda maske taksak da eczanelerinde maske olmasına rağmen talimat verildiği için vatandaşlarımız ne yazık ki maskeden yararlanamıyor. Bu konuda derin bir mağduriyet var. Bu tehlikenin bir an önce bertaraf edilmesi için ilgili makamların talimat vermesini bekliyor ve maske satışlarının serbest bırakılmasını diliyoruz. Bunun haricinde yine Artvin'de, Cerattepe'de, Murgul'da bakır işletmeleriyle alakalı Cengiz grubu, Eti Bakır işletmeleri bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Burada iş güvenliği ile alakalı, sağlıkla, hijyenle alakalı sorunlar var. Yine aynı şekilde Yusufeli ilçe merkezinde yürütülen baraj çalışmalarıyla alakalı problemler var. Burada çalışan işçiler görevlerini tamamladıktan sonra ilçe merkezine inmektedirler. Bu nedenle bir an önce bu mağduriyetin önlenmesi ve hijyenin koşullarının sağlanması için ücretli izinin işleminin bir an önce devreye sokulması gerekir. Buradaki ivedilik acele nedir? Cerattepe'deki bu maden kıyımı ile alakalı bu zor günlerde bile. Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan. Tüm dünyada pandemi ile mücadele sürüyor. Ancak Türkiye'de iktidar virüste değil halkla mücadele için fırsatları değerlendirmekle meşgul. Çalışma hayatı sürerken evde kal demek tümüyle anlamsızdır. İktidar 18-20 yaş arasındaki insanlara resmen çalışma izni vermiştir. İzmir Çiğli'de Akar Tekstil'de 20'ye yakın vaka olmasına rağmen bakanlık ise bu iş yerine çalışma izni vermiştir. 2000 işçi ölümle karşı karşıyadır. Böyle binlerce örnek söz konusudur. Acilen tüm çalışanlar için ücretli izin ilan edilmeli, iktidar şirketlerin karını değil halkın sağlığını dikkate almalıdır. Sayın Gültekin. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İnsan yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulamaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm programı sayesinde bugün koronavirüs salgını ile mücadelenin özveri ve başarıyla yürütüldüğünü görmekteyiz. Sağlıkta Dönüşüm bir örneğinde Niğde'mizde hayata geçiriyoruz. Takibini yaptığımız 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Niğde'li hemşerilerime müjdesini verdiğim son model teknolojik cihazlarla donatılacak Niğde'mizi sağlık alanında yakalamıştır. Olduğu ivmeyi daha da yükseltecek, şehir ekonomimize ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık 400 milyon TL maliyetli modern 400 yataklı ek hastanemizin ihalesini 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirip inşallah hızlı bir şekilde de inşaatına başlayacağız. Hastanemizin Niğde'ye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese tüm liderler adına teşekkür ediyor. Hastanemizin Niğde'mize hayırlı olmasını diliyor. Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Gecemizi tebrik ediyor. Gazi Meclisimiz ve Genel Kurulu saygıyla selam. Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Kulluk yolculuğumuzdaki değişime dönüşümün en önemli işareti resmeden Berat kişinin doğuştan günahlardan beri olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir. Mübarek Berat Gecesi nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan diri bir zihin ve berak bir günüyle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimiz de itaat zemininde bizleri buluşturan bir yakınlaşmadır. Bu itibarla Berat ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıda insanı inciten hata ve günahtan insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan berat etmek için eşsiz bir fırsattır. Berat Kandilinizi tebrik ediyor. Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin ve insanlığın salgın ve her türlü sıkıntıdan beri olmasını Allah'tan diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Arkas. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle milletimizin Berat Kandilini kutluyorum. Türk milleti olarak Covid-19 ile çetin bir mücadele içerisindeyiz. Görünmeyen sinsi bir düşmanla savaşırken cephedeki kahramanlarımız ise başta doktorlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızdır. Canlarını siper eden kahramanlarımızdan enfekte olanların sayısı 700'e ulaşmak üzeredir. Görevi başındayken hakka yürüyen kahramanlarımız milletimizin gözünde birer şehittir. Bu anlamda Yüce Meclis'ten beklentim oy birliğiyle bu virüse enfekte olarak hayatını kaybeden doktorların ve sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması kararının alınmasıdır. Prof. Doktor Cemil Taşçıoğlu ve Prof. Doktor Feriha Öz hocalarımızın şahsında görevi başındayken vefat eden bütün sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Unutma Türkiye'm. Sağlık çalışanlarımız bizim için hastanede kalıyor. Sayın Aydemir. Başkanım teşekkür ediyorum. Covid-19 dünyadaki bütün dengeleri alt üst etti. İktisadi gelişmelere yön veren kuruluşlar endişeli açıklamalar yapıyorlar. IMF dünya derin bir resesyona gidiyor, tarihin en güçlü krizine hazırlanın diyor. Bunu görmek için allame olmaya gerek yok. En ümmi olanı dahi farkında. Ancak bir başka hakikat var. Onu da yine küresel iktisadi aktörler ifade ediyorlar. Fitch Ratings'in tespiti şöyle. Türkiye son 2 yıldır aldığı tedbirlerle bu yıl enflasyonu %8 düzeyinde tutacak. Ve ekliyor, Merkez Bankası'nın faizleri indirmeye her an hazır olduğu sinyalini vermesi ekonomisini dirençli kılıyor. Biz de diyoruz ki başarının sırrı hükümet etme tarzımızdadır. Görmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2018 yılında ilan ettiği yeni ekonomi programındaki dengelenme, disiplin ve değişim etaplı sürece baksın ve son not zaman bizden yanadır Allah'ın izniyle. Sayın Aydemir. Sayın İbrahim Aydemir. Peki. Sayın Subaşı. Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden dün itibariyle 649 vatandaşımıza Yüce Rabbimden rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu salgın hastalıkla mücadelede Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bilim kurulu üyelerimize, tüm doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle mübarek Berat Kandilimizi tebrik ediyorum. Bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bize bugün bu kolonya ile birlikte sosyal izolasyon imkanı sağlayan Meclis Başkanımıza da teşekkür ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Taşdoğan. Sayın Başkan, bundan 99 yıl önce Gaziantep muhasara altındayken telgraf çökmüş, haberleşme için yalnızca posta güvercinleri kalmıştı. Bugün PTT'nin nereden nereye geldiğini görmek muhteşem bir duygudur. Dünyayı koronavirüsü baştan başa kuşatmışken her türlü zor şartlarda rağmen görevini yapmaya çalışan posta dağıtıcıları ve tüm PTT çalışanlarını unutmamak gerekiyor. Kimsenin evinden çıkmasını istemediğimiz bu günde dünya ile iletişimimizi sağlayan 65 yaşın üstündeki insanlarımıza maaş gibi ihtiyaçlarını evine kadar taşıyan, hatta evlere maske taşıyan bu insanlarımızın bu zor günlerdeki hizmetlerini takdir ediyor, başarılar diliyorum. Bu bela bitince özlük haklarının da düzenlenmesi için devletimizin yetkili kurumlarına hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kuşatmanın berata vesile olmasını dilediğimiz Berat Kandilinizi kutlarım. Sayın Öztürk. Peygamber Efendimiz'e şefaat hakkının verildiği, hayır kapılarının sonuna kadar açıldığı, bereket ve rahmet gecesi olarak da inandığımız Berat Kandili'nde Cenab-ı Allah'tan bu zor günlerden sağlık, huzur, afiyetle kurtuluşumuzu niyaz ediyor. Bütün milletimizin mübarek kandilini kutluyorum. Bu vesileyle söz almışken Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un 23 Nisan'da vatandaşlarımıza saat 21'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım çağrısını destekliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da meclisimizin açılışının 100. yılı vesilesiyle minarelerimizden koronavirüs konusunda her gün uyardığı gibi 23 Nisan gecesi saat 21'de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, halkımıza coşku ve moral vermek adına İstiklal Marşımızın minarelerimizden okunması konusunda bir hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Müslüman aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Koronavirüsü salgını dolayısıyla yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar dilerim. Yaşanılan sürecin zorluklarını elbette biliyoruz. Ancak minibüsçü ve servisçi esnafımız gibi birçok kesimde acilen yardım ve destek bekliyor. Taşıyacak yolcu bulsa bile araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımak zorunda kalan minibüsçülerimiz artık mazot parasını bile çıkaramıyor. Zarar etmenin pahasına olsa kontaklarını çeviriyorlar. Minibüslerin ve servislerin taleplerini ben de buradan yetkililere aktarıyorum. %18 olan KDV oranının %1,5'a çekilsin. Minibüslerin güzergahları boyunca kilometre başı mazot yardımı veya mazot indirimi uygulansın. Minibüsçü ve servisçi esnafımızın kredi ve kredi kartı borçları 8 ay faizsiz ertelensin. Sayın Demir. Teşekkürler Sayın Başkan. Koronavirüs dünyada ve ülkemizde tehdit oluşturmaya devam ediyor. 18 yıldır sağlık alanında yaptığımız atılımlar ile salgında kullanılabilecek 43 bin yoğun bakım ünitesi ve şehir hastanelerine sahip olduk. 2682 yatak, 456 yoğun bakım ünitesi ile Türkiye'nin 3. büyük sağlık projesi olan Başakşehir 2 Telli Şehir Hastanesi Nisan ortasında açılacak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yolları bir türlü yapılmadı ve maalesef bunu yapamayacağını yazı ile de valiliğe bildirdi. Milletin sağlığının söz konusu olduğu şu günlerde siyasi çıkar elde etmenin peşinde koşmak yerine birlik ve dayanışma içerisinde olmamız gerekirken ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli desteği alamadılar. En sonunda iş yine eline kalmış. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yol yapım çalışmaları Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Milyonlar acilen tahliyeyi sağlayacak infaz yasasını bekliyor. Komisyon görüşmelerinde önemli ihlallere, dramlara çözüm bulacak bir değişiklik olmadı. Legal tavırlara, düşünce özgürlüğü içindeki sözlere terör tanımı getiren değişikliği sağlanmadı ve gazeteciler, siyasetçiler maalesef hala cezaevlerinde. Günlerdir her gün sosyal medyada adil bir yasa için milyonlarca tweet atıldı. Milletvekillerinin telefonlarına binlerce mesaj geldi, mailler gönderildi. Sivil toplum, millet vekillerinden adaleti, hukuku bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak şu anda hepimiz maskelerle kendimizi İrademizle gayet iyi bir şekilde koruyoruz. Ama ya cezaevlerinde çaresiz, kapalı ortamda susuz, dezenfektesiz bekleyen insanlar ne yapsın? Soruyorum size. Sayın Taşdemir. Teşekkür ederim Başkan. Bilindiğiniz gibi grup yorum üyeleri konserler üzerindeki baskı ve yasakların son bulması, yani özgür bir biçimde sanat yapmak talebiyle başlattığı açlık grevin ölüm orucuna dönüştürmüştür. Grup yorum üyesi sanatçı Helim Bölek 280 gün boyunca sesini duyurmak için herkesin gözünde eriyerek yaşamını yitirdi. Yani bir ülke düşünün ki sanatçılar sanatlarını yapabilmek için bedenlerini ağaçta yatırmak zorunda kalıyor. Helim bunun için yaşamını yitirdi ve bu ülke, bu coğrafya tarihine utanç sayfalarından biri olarak girdi. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek 295, adli yargılama talebiyle ömür orucunda olan Mustafa Koçak 280. gününde ve yaşamları şu an pamuk ipliğine bağlı diyeceğimiz kadar kritik bir noktadadır. Salgın ortamında hayatta kalmayı bu kadar kutsadığımız bir süreçte bu insanların ölümüne hiç kimse, özellikle de meclis, seyirci kalamaz. Talepleri karşılanmayacak talepler asla değildir. Meclisin bir an önce devreye girip ölümleri durdurma noktasında sorumluluk almasını talep ediyorum. Sayın Çelik. Teşekkür ederim Başkan. Şırnak'ın Beytüşevap ilçesi Mehre köyünde yaşayan Hürmüz Diril ve Şmuni Diril 11 Ocak'tan beri kayıplar. Yaptığımız bütün çağrılara rağmen etkili bir arama çalışması yapılmadı. Açılan soruşturma ciddiye alınmadı. Hiçbir açıklama yapılmadı. Kayıp yurttaşların bulunması için devlet hiçbir adım atmadı. Bunun sonucu olarak da 20 Mart'ta Şmuni Diril'in cansız bedeni bulundu. Devlet yurttaşlarının yaşam hakkını korumak zorundadır. Ancak bugüne kadar bu görevini yerine getirmemiştir. Yetkililerin bu tavrı bölgede sayıları giderek azalan Süryanilerde endişe yaratmaktadır. Devlet görevini yerine getirmelidir. Etkili bir arama kurtarma faaliyeti yapılmalı, olay titizlikle soruşturulmalıdır. Soruşturmayı yürüten makamlar da soruşturmaya dair açıklama yapmalıdırlar. Hayatta olduğunu umut ettiğimiz Hürmüz Diril'in bulunması için de acilen harekete geçilmelidir. Sayın Şeker. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, ülkemizde koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde pandemi hastanelerinin oluşturulmasında, yurt dışından getirilen misafirlerin karantina süreçlerinin ilimizde konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlayan, koronavirüs hastalarının sevkini ve gerekli sağlık malzemelerinin tedariki ve koordinasyonunu başarıyla sağlayan, başta İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Şenol Ergüney'e ve ilçe sağlık müdürlerine ve ekiplerine koronavirüsün teşhis ve tedavisinde her türlü riski göz önüne alarak, gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan, başta hastane başhekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte siz değerli sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarını asla unutmayacağız. Allah sizleri korusun diyor, Berat Kandili'yi tebrik ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Son olarak Sayın Aydoğan. Teşekkür ediyorum Başkanım. Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Üniversitesi öğrencilerinin bursunu kesti. Neden? Çünkü bir gösteri yaptılar ve bu düzeni eleştirdiler. Yani muhalif olanları artık Kredi Yurtlar Kurumu da cezalandırıyor. Özellikle salgının olduğu bir dönemde tüm gençlerimizin, tüm vatandaşlarımızın sosyal devlet koruması altında olması gerekirken, aksine öğrencilerin bursunun kesilmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da bakışı altında gerçekleşmiş bir şeydir. Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nu sosyal devlet olgusuna, gençlerin anayasal teminatlarının işletilmesine davet ediyorum. Yoksa virüs ve salgın nedeniyle bir dünya edebiyat yapan iktidar sadece bu olaydan bile sabıkalı hale gelecektir. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli milletvekilleri, maskeyle konuşmayı değil mi bu aşamada yapabildik. Yani iyi de oldu. Herkesin sesini net olarak duyulduğunu görüyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım hepinize.